Biz Kürtlere karşı değiliz, biz teröristlere karşıyız, YPG'ye karşıyız. Ee, bu resmi söylem bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer e, hükümet sözcüleri, iktidar sözcüleri bunu söylüyorlar. Ama bunun bir karşılık bulabildiğini söylemek mümkün değil. Baktığımız zaman çok hızlı bir tarama yapın ya da detaylı tarama yapın, bu pek mümkün değil. Bu sadece medya için geçerli değil, bu devletler nazarında da böyle en son işte bugün Türkiye'yi e, neye e, yani nasıl söyleyeyim e, şok eden diyelim. Hani şok lafı çok kullanılıyor e, içi boşaldı ama buna en uygunu belki şoktur. Trump'ın mektubu da bunun bir örneği. Aslında Trump'ın bu mektupta söyledikleri eee bazıları parça parça yansımıştı kimi zaman kendi tweetlerinden kimi zaman Senatör Graham'ın açıklamalarından. Orada mesela Trump ne diyor? General Mazlum'la konuştum. Taviz vermeye hazır. Sizde mektubunu ekte yolluyorum. Siz de bu konuya el atın yoksa şöyle olur, böyle olur. General Mazlum diye bahsettiği kişi Mazlum Kobani olan bir YPG komutanı ve kendisi de gizlemiyor. Öcalan çizgisinde birisi, bunu biliyoruz. Ve e, bu kişi Trump'ın doğrudan muhatap aldığı, bizzat konuştuğu bir kişi. E, yani aracılar üzerinden konuşulmamış anladığı kadarıyla doğrudan konuşmuş. E, bunu hem kendisi konuşuyor hem de Erdoğan'a siz de konuşun aranızdaki sorunlarınızı çözün diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten demişti, bize arabuluculuk yapmaya çalışan çok kişi var. Çok istiyorlarsa onları ikna etsin diye. Ama burada da görüyoruz ki artık bu kişiler e, terörist değil, terörist de bile konuşulabilir kişiler. Hem kendisi konuşuyor hem de Türkiye'yi konuşmaya çağırıyor. Bir diğer husus, diğer ucunda Rusya var. Rusya zaten PKK'yı da terör örgütü olarak görmüyor, temsilcilikleri var e, Rusya'da. Ve burada da gördük ki Moskova yönetimi, Şam'ı... YPG ile işbirliği yapmaya, yakınlaşmaya sevk etti ve bu zaten barış Pınar harekatının da gidişatını kökünden etkiledi ve şu anda biliyoruz ki YPG birçok yeri, önemli yeri Suriye ordusuna devretti ve bu da hakikaten harekatın akışını ciddi bir şekilde değiştirdi ve değiştirecek. Burada da görüyoruz ki Suriye yönetimi de ve Moskova'da, da bu kişilere terörist muamelesi yapmıyor onlar konuşulabilir anlaşılabilir pazarlık edilebilir insanlar olarak gruplar olarak görüyor